Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Mikrofona bir ses alalım. Pazartesi, salı, çarşamba. Evet. Pazartesi, salı, çarşamba. Okey miyiz? Hadi gidelim. Evet, canlar nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, nasıl keyifler? Biz iyiyiz, güzel bir halk konserinde. Yine hep beraberiz. Nasıl bir konser geçecek olacak? Güzel olacak diye ümit ediyoruz. Yani çok keyifli geçiyor. Burada daha önce de konserlerimiz olmuştu. İstanbul'da genel olarak konserlerimiz çok keyifli geçiyor zaten. Bu da çok güzel geçecektir diye ümit ediyoruz. Peki yazın sonuna geldik. Yaz sizin için nasıl geçti? Çok böyle harada gürerek yani gibi birazcık geçti. Hem birazcık tatil yaptık hem çalıştık çok fazla. Bir orada böyle... Kafalar biraz yani dinlenmek yerine daha böyle bir yorulduk gibi oldu ama olsun. Güzel geçti özetle. Ne kadar uzun bir cevap. Öykü, Hanım, Roman bunlar ne yapıyorlar, nasıl geçiyor? İyiler, çok iyiler. Ben yarın onların yanına gideceğim. İşte görmüyorum 3 gündür onları. O korkunç bir şey. Onlardan uzak kalmak ama alışıyoruz işte bunlara da. Konser yoğunluğunda zor oluyor mu? Aileye zaman ayırmak, konsere bir yandan yeni şeyler üretmek lazım. Yok yani. Evet evet, yani hep beraber yapmaya çalışıyoruz her şeyi. Oğlum da geliyor işte soundcheck'lere. Yani bir şekilde ayarlıyoruz. Ama işte bazen böyle 2 gün 3 gün göremediğim oluyor onları. O zaman üzücü ve yorucu oluyor biraz. Peki stüdyoya girdiğinizde kayıt alırken falan arkada Roman'ın sesi geliyor mu sürekli? Üst katta oluyor genelde. Hayır, kayda girmiyor yani. İleride bir proje olur mu ileride? Biraz daha büyükten sonra hani... Ne bileyim, bilmiyorum. Yani. Bilmiyorum, Roman ister mi büyüyünce, bilmiyoruz. 1 yaşında daha adam. Hani büyümesi lazım. Belki ilgilenmeyecek böyle şeyler. Hayırlısı. Peki bunun dışında albüm geliyor dedik. Nasıl bir albüm olacak, ne zaman çıkacak? Ya çok benim içime sinen çok güzel bir şey olacak gibi hissediyorum ben. Çok çok çalışıyorum. Bestelerini bitirdim ama... hala da beste yapmaya devam ediyorum. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki 3-4 ay içinde hala albüme bir şeyler girip çıkabilir. Çok heyecanlı, müthiş bir şey albüm yapmak. Çok özlemişiz onu. Biz bu işte pandemi yüzünden hep tekli tekli çıkarmaya başlamak şarkılarımızı. Ve bir albüm özlemi vardı içimizde. Bence insanlarda da var o. Yani genel olarak sadece bizim müziğimiz için değil ama hani beğendikleri bütün müzikler için. Albümler yine gelecek gibi hissediyorum ben. Bu da bizimkisi olacak ve çok heyecan duyuyoruz onu dışarı çıkarmak için. Peki şunu sormak istiyorum. Son zamanlarda biliyorsunuz sahnelerde özellikle seyirciler telefon atıyor, bir şeyler atıyor. Sizin başınıza böyle bir şey geldi mi hiç? Telefon atmadı. Hatta geçen gün Ece Seçkin'in kaşına geldi. Çok geçmiş telefon. Olsun. Hayır, bilmiyorum. Telefon atmadı onun için. Gülünmez de böyle bir şey. Atmadılar. Yo, bilmiyorum. Çok yapmayın arkadaşlar. Ne diyeyim? Yani olmaz herhalde. Ben teşekkür ederim. Var mı bir şey? Ben kaçacağım. Teşekkür ederim. Sağ olun.